Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hobi bahçesindeyiz. Hobi bahçemizi suluyoruz. Bugün dikim yapalı 12 gün oldu. 12 gündür herhangi bir ilaç, gübre, ekstra bir uygulama yapmadık. Sadece su veriyoruz. Biraz önce hayvan gübresi olarak getirdiğim bir çuvalın içine 10-12 kilo kadar hayvan gübresini bir kapta ısladım. 3 gün fermente olduktan sonra onu vermeyi düşünüyorum. Domateslerimizde iç çiçekler gözükmeye başladı. Tabii ki bahçemizde olmazsa olmazlarından yabancı ot. Biraz daha kök gelişimi tamamladıktan sonra bir kat çapa yapmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde biberlerimizde de ilk çiçekler gözükmeye başladı. Göbekten gelmeye çalışıyorlar. Patlıcanlarımız. Patlıcanımızda da çiçek var mı diye bakıyorum ama şu an göremedim henüz. Arkadaşlar sosyal medya üzerinde çok soruluyor. Hobi bahçesinde domatesler, biberler ilk zamanlarda aşırı sulanır. Sonrasında çiçekleme zamanında hiç sulanmaz gibi. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değildir. Malum yaz aylarındayız. Yaz aylarında olduğumuz için hava sıcaklığı zaten yüksek. Böyle durumlarda bitkiyi susuz bırakırsak çiçeklenme olmaz. Tabii ki çiçeklenme döneminde suyu biraz azaltmamızda fayda var. Ama hani hiç sulamama gibi veya çok az sulama gibi bir durum söz konusu değildir. Şöyle kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biz bahçemizi sulayalı 4 gün olmuştu. 4 gün evvel sulamadığımız için gördüğünüz gibi domates bitkisi kendini salmaya başlamış. Susuzluktan. Tam olarak da kök yapısı gelişmediği için bu şekilde solmaları meydana gelebilir. Onun için sulamaya dikkat edin. Tabii ki çiçekleme zamanında normal günlerde 3 günde veya 4 günde suluyorsanız sadece çiçekleme zamanında bu süre 5 güne 6 güne çıkarabilirsiniz ama hani bitkiyi susuz bırakma gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu konuyla bu şekilde bir açıklık getirmek istedim. Bugün suladığımız bahçeyi 3 gün sonra hayvan gübresinden yaptığımız şerbeti vereceğiz. Salma olarak suladığımız bahçemiz şurada hortumu olduğu yere belirli bir ölçekle ara ara suyu döktüğümüzde eşit şekilde bir sulama dağılıyor. Bunlar da pempe domateslerimiz. Hatta pempe domatesimizde ilk çiçek gelmeye başlamış. Hatta burada siyah sinekler de mevcut. Arkadaşlar bahçemizi organik yaptığımız için ekstra bir gübreleme vermiyoruz. Isırgan otu yapraktan uygulandığında haşereleri uzaklaştırıyor. Öldürücü bir etkisi yoktur ama haşereleri kovar. Şu şekilde bahçemizi göstereyim. Arkadaşlar bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.